Kalis polisi benim hayatım ya. Hayat onsuz olmaz. Ben mesela iş yerinde şeyi açarım telefonumu. Millet bana sipariş verir. Durun oğlum başka şeye gidiyor. Git öbür tarafa bakın. Ben maç seyrediyorum. Kalis polisi maçları olduğu zaman kim ne dersen desin. Evde mesela maçta televizyonu açacağım. Maçı seyredeceğim değil mi? Sakarya'nın maçı var. Başka gitmiş hayatta odada kilitlenirim ben. Çoluğu çocuğu alırım yan tarafa. Çayımı kahvemi sevip kilitlenirim. Kim bilirse gelsin kapıyı açmam bana ne. O gün biter yani. Sakaryaspor benim için hayattır, hayat. ...1960 Sakarya doğumluyum. Acıoğlu Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. Babam Kıyasettin Belli 1960'lı yıllarda, 71'de vefat etti zaten. 16 Eylül 1970'te vefat etti. Kendisi Öğrem Savaş Distansiyonu Başkanlığı'nı yaptı. Sakarya İl Genel Meclisi'nde görev aldı. Yıldırım Spor Kulüp Başkanlığı yaptı. O dönemlerde Türkiye şampiyonu olduğu dönemler. Yıldırım Spor Kulüp Başkanlığı, Ekrem Hocaların, Vedat Tınazların dönemleri. O zaman şampiyonluk dönemleri var. Ben o kadar hatırlam, ben zaten bilmiyorum da, yalnız büyüklerimiz var Acun'da. Akif abiler falan var mesela. Abla Akif abiler falan var. Onlar kahvelerle çok anlatırdı. Rahmetli babam otobüsleri doldururmuş. Şöyle mahalleye çekermiş otobüsleri, Yeni Cami falan. Yeni Cami esnafı zaten, esnaf babam. Oradaki esnafları doldurmuş otobüsleri. Yeme, içme, yatma, kalkma, bilet burası hepsi babama ait. Deplasmanlar otobüs giderlermiş o zaman. Tabii biz tahta tribünleri falan da çok hatırlıyoruz. Çok maçlara gittik Sakaryaspor maçlarına. Tatangalardan öncesi yani. 80'li yıllar. Rahmetli Arif Dayı'yla o zaman araba falan yok. Fayton var. Faytonlarla geliyorlar. Babam diyorlar. Babam tabii akşamcı. Oturuyorlar, içiyorlar. Oraya diyor ki dur şurada da bir kadeh atalım. Hava da serin böyle. Hatta Arif Dayı diyor bu millet diyor, nereye gidiyor? Hafif yağmur da titriyor böyle. Diyor kasabı diyor camiye gidiyorlardı. O zamanlarda cami falan burada yok. Azonunda falan Erenler'e gidiyorlar. Tarlaların ortasından böyle ama ıslanıp gidiyorlar. Diyorlar ya bu millet niye evde namaz kılıyor ıslanıyor. Ya caminin namazı ayrı diyor. Evdeki kılınan namaz ayrı falan diyor. O zaman artık gün Arif Dayı diyor ki Arif Dayı geldi beni evden al. Orada teyze oturuyormuş. Teyze demiş böyle böyle ben burayı almak istiyorum demiş. Olmaz demiş. O kadar malın mülküm var. Burayı demiş niye istiyorsun demiş. Bana da hayırlı bir iş yapacak. O zaman hayırlı bir iş yapacak al demiş. Yok parasını vereyim demiş. Sen bana bir ev yaptır demiş. Öyle ev yaptırıyor baba bana. Oraya bu sefer bayrağı dikiyor. Cami yaptırıyor. Akşam piyaz yaptığı yerde cami o zaman bayrağı dikiyor. 251 bin TL yaptırmış o zaman. 1957 senesine başlamış. 59'da bitiyor. Acıoğlu'nda mesela Göçmen Spor vardı. İsmet abi vardı. Kuyumcu İsmet başkandı. Göçmen Spor başkanıydı. O zamanlar hesap İstanbul'dan yani profesyonel liglere şeylere giderdik. 3. lige, 2. lige maç yapmaya giderdik Göçmen Spor. O kadar köklü bir takımdı. Lisar Spor'umuz vardı. Ali rahmetli Muammer Dayımanoğlu, Ömer abi vardı başkanı. O zaman Göçmen Spor'la Hisar Spor maç yaptığı zaman yemin billahi diyorum silahlar bıçaklar. Aynı mahallenin çocukları silahlarla bıçaklar birbirlerine giderlerdi o zamanlar. Zaten bu futbolu özentilen en büyük faktörü bizim Erenler ve Hacıoğlu Mahallesi'dir. Aziye İzmit Caddesi, ondan sonra Hacıoğlu Erenler. Biz turnuvalar yapardık. Şeyde Etbalık Kurumu'nun orada eskiden turnuvalar düzenlerdik. Orası panayır yeri gibi olurdu hafta sonları. Tabii 50'li yıllarda Nur Sinan Aslan babam bu göçmenler geldiği zaman Yugoslavya'dan, Bulgaristan'dan, Romanya'da falan göçmenler geldiği zaman hep alın oturun demiş yani şey yapmış. Onlar da Allah için şey herkes Allah razı olsun der. Onların tapularını da verdik herhalde. Tapular mapular da kalmadı tahminime göre. Onlar tapuları da aldılar. Yıllar önce yapmışım onu babam. Çok önce. 50'li yıllar. Dedemler babam, Adapazan doğumlu bir bebek, dedemler 13 yaşında gelmiş. Trabzon'un Uf ilçesinin Mavran köyünden geliyorlar. Onlar buraya geliyorlar, buraya yerleşiyorlar. Dedemler de burada gelmiş, çocuk mu zaten o zamanlar, gençlik bizim için gençlik yıllar. Onlar 13 yaşında. Buraya geldikten sonra burada evleniyor. Babaannemin ismini alıyor, soy ismini alıyor, Benli. Öbürleri dedemlerin kardeşleri geliyor. Ahmet dede, Tevfik dede sırayla geliyor. Biri duman olmuş, biri yakmış, bizim Yıldırım. Soy ismimiz Yıldırım'ı esasen. Ondan sonra hepimiz değişik soy isimlerle kullanıyoruz şu anda. Amcaoğulları var, hep değişti mesela. Yakmazlar var, Dumanlar var. Bayramın birinci günü yola çıkmıştık biz. Biz Peugeot'a otobüste gitmiştik böyle, otobüste gitmemiştik. Bizim mahalleden Uzun'un Necaten otobüste gitmiştik. Bayram sabahı oradaydık. Tabii bayramın ikinci günü oradaydık. Bayram sabahı biz evliyiz, çoluk çocuğumuz da var. Bayramlaştık. Kayınpeder ötesi verir. Bayramlar hemen bitti. Öğlenden sonra hazırlıklar başladı bizim.
Maça gideceğiz Samsun'a. O zaman bayağı kalabalıktık. Bayağı kavgalar oldu. Flamaları falan yırttılar. O zaman kaza geçiren Samsun sporlu futbolcular falan vardı. Sahaya geldiler. Bayağı bir tartışma oldu ama 1-1'di maç. 1-1 bitti. Sinan'ın attığı kafa golü vardı. Zaten bizim bayağı kalabalıktı biz orada. Kupayı aldık, buraya geldik. Zaten buraya gelene kadar tepe testlerin oraları falan. Oralardan başlamışlar yolları kesmeye. Oradan gümrük önüne giriş saatler sürüyormuş hesap et. Oraya da gittik, kupamızı da aldık. Burada 2-0 zaten maç. Orada da 1-1 kaldık, kupamızı aldık geldik. Konya maçı vardır. İkinci ligden birini geçip Konya'da çekişmemiz vardı. Tabii o zaman neydi o maçlarda ya. Gitmediğimiz maç yoktur deplasman. O zamanlar rahmetli Charlie falan çok iyi bilir. Tısersin, Charlie, Tombik. O zamanlar onlar vardı. Bizim Acıoğlu grubu vardı. Her hafta bizim otobüsümüz hazırdı. İki tane, üç tane. Neden kalkıyordu otobüste? Tabii. Acıoğlu'ndan alırdık. Ondan sonra çerçevesinde tur atardık. Davullarla, zurnalarla. Arabada yoktu zaten. Ondan sonra tur attıktan sonra doğru yola çıkardık biz. Sakaryaspor'un taraftarının olmadığı yer yoktu. Zaten biz buradan gidiyorduk çoğunlukta. Mesela Trakya bölgesine giderdik. İstanbul'u geçtikten sonra bütün millet yolda bize saygı duyardı ya. Bir de kadromuz vardıyken öyle bir geniş kadromuz vardı. Oğuzların, Aykutların olduğu dönemler. Ben Oğuz'la bu sohbeti şeyde yapmışımdır. Antalya Felek'te ziyaret ettiğimde Oğuz Aykut bana dedi ki kulakları çınlasın. Abi sen bizden daha iyi tanıyorsun ya dedi. Vallahi billahi bak aynen böyle. Oğuz inşallah seyrederse bunu Oğuzlar, Aykutlar. Abi bizden daha iyi tanıyor. İlk forma giydiğini günü at. Altımızdan geldiğini biliyorum Aykutlar dedim ben. Oğuz'a söyledim hatta dedim antrenman yapıyorduk. Nevzetli işte falan sahaya çıkıyordunuz. Sizin tam sahanın karşısında, şeref tribünün karşısında evleri vardı Oğuzların. Hocaya gösterdi bizim dairemiz burası diye. Oğuz dedi ki abi sen beni benden daha iyi tanıyorsun ya dedi. Çocukluğumuz burada geçmiş, arkadaşlarımız var, eşimiz, dostumuz var, akrabalar mesela burada benim ailem burada yaşıyor, abim, iki tane ablam burada yaşıyor. Bir tek ben gurbetliyim. Ben de kızdım çıktım bir daha gelmedim. Ya halka değil tabii, kendi kendimize kızdık çıktık. Orada rahatım iyi, çünkü dünyalarımızı yaptık, orada yaşıyor, çocuğumuz orada doğdu, orada büyüdü. Ama burada tabii sevdiklerimiz de burada. 3-5 günlük bir ziyaretimiz var, maçımızı da seyrediyoruz. Kışın daha çok vaktimiz oluyor, yazın mümkün değil, bu tür şeyleri yapamıyoruz da. Ancak finallere falan gideriz, günübirlik maça gideriz. O da geri dönüşümü mağlup oldu mu? Bak mesela Karagümrük'te kaybettik, Karagümrük maçı. Ondan önce Afyon mağlup olup da geri dönmek çok zor insana koyuyor. Mesela Antalya'da final vardı, Malatya maçı vardı finali 2001'de. Ama biz kendi şeyimize gittik yani. Kendi tribünlerin içine girdik. Orada da zaten yenildik. Penaltılarla vermiştik maçı. Ama dönüşü zor. Şimdi hesap etsin adam 10 saat yol gidecek ya. Kayserispor için benim hayatım ya. Hayat onsuz olmaz. Ben mesela iş yerinde şeyi açarım telefonumu. Millet bana sipariş veriyor. Durun oğlum başka şeye gidiyor. Git öbür tarafa bakın. Ben maç seyrediyorum. Sakaryaspor'un maçları olduğu zaman kim ne derse desin. Evde mesela maçta televizyonu açacağım. Maçı seyredeceğim değil mi? Sakaryaspor maçı var. Başka gitmiş hayatta odada kilitlenirim ben. Çoluğu çocuğu alırım yan tarafa. Çayımı kahvemi sevip kilitlenirim. Kim gelirse gelsin kapıyı açmam bana ne. O gün biter yani. Sakaryaspor benim için hayattır hayat. Efsanesi ve hayattır. Doğduk, büyüdük, yetiştik. Tamam şimdi belki dışarıda yaşadığım benim hayatım gene burada. Yani vücudumun yarısı burada, yarısı orada.